Hanımefendiler, beyefendiler, saygıdeğer konuklar, efendim bir burada olan burada kalır programında daha sizlerle beraber olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Efendim her zaman olduğu gibi programımızın hemen başında teknik masamızda, kamera arkamızda sakallı bebek, the sakal of the world adeta bir kıl yumağı biçiminde karşımızda oturuyor. Inamatu Tokyo destenen nabekar yine kayıp. Kendisine buradan selamlarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz. Efendim ben programın daimi sunucusu Zafer Algöz ve hemen sol yanımda, bana göre sol cenahımda oturan hocaların hocası, şair, yazar, oyuncu, şirket CFO'su, fakir fukara garip kurap. Dostu, Türkiye kareli gömlekleyenler konfederasyonu genel başkanı, degüstatör, maraton men, yazar, heykeltıraş, Z kuşağının pambık dedesi, Cem Yılmaz'ın abisi, dünyanın anasını ağlatan Pezo, Jeff ve İlhan Musk gibi yavşak adamların bir numaralı savurucusu, kapris abidesi, altı dublörlü Tom Cruise'un en yakın kankisi, Sinoper Felek Kestanesi, İstanbul ve Marmara bölge distribütörü, hocaların hocası Can Yılmaz. Merhaba genç adam. Merhaba Zafer abi. Hocam uzun bir aradan sonra, evet. Yani tempolu bir giriş yapmak giriş istedim yaptım. Ama ne derece başarılı nefesin oldu? Nefesin yetmedi. Bilemem. Evet sevgili dostlar, yaklaşık 3 haftadır evet. Yayın yapmadık. Çünkü sevgili annem Güner Algöz hanımefendiyi kaybettik ne yazık ki. Allah rahmet eylesin. Canım anam benim. Allah mekanını cennet etsin. Bizlerin üzerinde çok büyük emeği var. Özellikle benim oyuncu olmam konusunda benden daha çok oyuncu olmamı isteyen, beni yüreklendiren sevgili anneme de buradan bir kez daha sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Allah onu nurlarda yatırsın. Amin. Tüm ölmüşlerimize Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Yaşayan analarımızın, babalarımızın da kıymetini bilelim. Sağken ellerini öpelim. Hatta gidemiyorsak bile arayalım, soralım dostlar. Evet hocam şimdi... Yetmiyormuş gibi bir evet. De babanız rahatsızlandı. Evet bir de evet, babamız da üstüne rahatsızlandı. Tabii yaştan ötürü de artık yaştan önce evet. Hocam makina eskiyor. Ama tabii annemin son 4 yılı biraz çileli geçti hocam. Çünkü buradan belki bizleri izleyenler için de hani bir fikir olur diye söylüyorum. Özellikle bu kan sulandırıcı ilaçların %99 insana faydası olduğu gibi %0,1 bile olsa bir zararı oluyor. Mesela kanama durmuyor. Ya da hiç farkında olmadan tıpkı rahmetli annemde olduğu gibi bir gece işte evde böyle bir temizlik, memizlik bir şey yapmış. Anam çok hamarat bir kadındı hocam. Fakat omurgada kan biriktiği için fark etmemiş onu. Gecenin 12'sinde birdenbire kilitlenmiş, ayakları tutmamaya başladı. Hemen acil hastaneye kaldırıldı. Ama bu bayağı oldu mu? Tabii tabii. 5. yıla geliyor artık. Hastanede bir omurga ameliyatı yapıldıktan sonra içeride birikmiş olan kanı çektiler. Ama tekrar yarayı kapattıktan sonra bir daha yürüyebilmesi çok zor dediler. Onun için de annem hayatının son 4-4,5 yılını hep yatarak geçirmek zorunda kaldı. Yani bir taraftan da hep insanlar şey diyor, ya kadıncağız çok çekti, yani öldü kurtuldu. Evet öldü kurtuldu ama insanın yine de anası be hocam. Tabii abi. Yani Allah mekanını cennet eylesin. Amin. Evet hocam, bu görüşemediğimiz zaman süresi içerisinde siz neler yaptınız? Zannediyorum 3 hafta olmadığınıza göre herhalde 3 kitap yazmışsınızdır. Hayır. Aksine hemen hemen hiçbir şey yapmadım. Anlıyorum. Çok yavan geçti. Öyle mi? Evet. Peki dünyada neler oluyor hocam? Yani Türkiye'de neler oluyor? Mesela Türkiye'de skandallar oluyor. Fenerbahçe-Trabzonspor maçında yaşanan rezaletleri ben hayatım boyunca hiçbir yerde görmedim. Evet. Buradan bir kez daha söylüyorum. Halil Umut Meler denen o basiretsiz arkadaş Beşiktaş-Galatasaray derbisinde sahaya atılan bir pet şişe yüzünden maçı durdurdu. Anons ettirdi. Yani bir daha atarsanız maçı iptal ederim dedi. Trabzon maçında sahaya bir tek ben atılmadım. Yani, olsaydın seni de atabilirdim. Evet yani aklınıza hayalinize gelecek her şey sahaya atıldı. Yetmedi meşale atıldı. Ya sahada meşale var adam maçı oynatıyor ya. Bir şey demiyor ki bu nedir diye. Küçücük bir ayrıntı ama bölmek de istemem. Heyecanlı girdin. Yayından önce futbol konuşmayacağız diye seninle kavilleşmiştik. Ama işte yani hocam bu basiretsizlikler, bu
Yani ne diyeyim? Federasyona kayyum atanacakmış abi, doğru hocam, mu? Hocam federasyona kayyum atanmasından önce Mehmet Büyükekşi'ye teşekkür edip omuzlarda uğurlayalım. Niye omuzlarda? Türk futbolu hiç tarihinde bu kadar batak bir hale gelmedi. Omuzlarda derken? Yani hadi canım güle güle. Abi omuz yani, deyince bir anda omzumuzu alıp. Niye omzumuzu alıyoruz? Başarılı insan omuzu alınır. İşte bunu omuzu alalım ve koro halinde artık yeter, yeter deyip kendisini göndermemiz lazım. Çünkü bak bir federasyon... Belki de kendi inisiyatifinde değildir abi istifa etmek. Hocam kendi inisiyatifinde olmaz olur mu? Türkiye'de bir kere sen Fenerbahçe ve en başta Beşiktaş'ı karşısına alan bir federasyon orada oturamaz. Oturmamalı. Çünkü sen tarafsın. Senin tarafsız olman lazım. Olman lazım. Herkese aynı yakınlıkta, herkese aynı uzaklıkta olman lazım. Evet. Bunları beceremiyorsun abi. Demek ki sen bu işi beceremiyorsun. O zaman hızlı geçelim abi. Lütfen hocam. Fenerbahçe'nin alt lige düşmesine ne diyorsun? Hocam Fenerbahçe'nin... Ligden çekilerek yani. Fenerbahçe'nin ligden çekilme kararı alacağını zannetmiyorum. Peki Avrupa Ligi'nde oynamaya çalışıyor Fener şu anda. Mücadele sağa sola haber salmış hocam, bazı haber... liglere. Öyle bir şey mümkün mü? Ben hatırlamıyorum. Var mı öyle bir şey? Vallahi ben hiç tarihte görmedim. Şu Celtic falan var. İngiltere'de oynamıştı. Evet, evet. Ama o başka bir şey ya. O İngiliz... O Britanya'da evet. O birlikten dolayı oluyor. Evet, bizde olmaz. Bizde olur mu? Olmaz. Mesela nasıl olacak? Hollanda ligine gidecek diyelim ki. Ne diyeceğim? Ne AZ Alkmaar'la oynayacak. Evet. Sonra gelip burada birincilikte mi oynayacak? Nasıl ya olacak? Da iki tane de takım kuracak. Ha. Bir tanesi Avrupa'da oynayacak, bir tanesi Türkiye'de oynayacak. Var mı örneği? Hiçbir örneği yok. Ben duymadım, görmedim. Bir de hocam bu işler kolay değil. Avrupa Ligi'nde biraz, mesela İspanya Ligi'nde ben Fenerbahçe'yi düşünemiyorum. Hocam şimdi bir de şöyle bir şey var. Şimdi Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon bütün takımlar borsaya açıldılar. Hmm. Milletin oradan almış olduğu hisseler var. Evet. Sen şimdi almışsın, affedersin yani mesela 1,5 milyonluk hissen var. Sabah Fenerbahçe ligden çekiliyorum dediği zaman hisse düştü 500 bin liraya. Ne olacak bu aradaki zarar? Bir şeydi ki abi. Hayır, ben basit söylemek küçük yatırımcı için dedim. Anladım, hani. Evet. Yani bunlar öyle çetrefilli işler. Kolay değil. Kolay ama değil. Ama bir numaralı olarak yani benim de senden aynı fikirim. Evet. Bir numaralı federasyonun, MHK'nin falan. Derhal. Sıfır. Ama abi bir şey söyleyeceğim. Abi kimi getirirsek olmuyor. Nasıl oluyor bu? Hocam işi bilen adamı getirirsen olur. Kim basketbol, mesela? Bak basketbolun başında kim var? Hido var. Hidayet. Evet. Hidayet Türk basketbolunda ve Amerikan basketbolunda bir yeri, bir ismi olan arkadaş. Bu adam basketbolu biliyor. Evet. Voleybolun başında Nevzat Bey var. Evet. Nevzat Bey eski voleybolcu. Evet. Kadın voleybolunu biliyor, erkek voleybolunu biliyor. Adamların yapmış olduğu performansları görüyoruz. Bu da kulüp başkanı. Hocam kulüp başkanı ama... Antep başkanı mıydı? Hocam Antep başkanıyken ben eskiden topu görsem karakola bomba diye götürürdüm diye açıklama yapan biri. Hayatında topa vurmamış, pis burun bile vurmamış çocukken. Nasıl getirir futbolun başına? Olmak zorunda mı? Olmaz abi zorunda. Futbolun dinamiklerini bilmem lazım. Futboldan anlaman lazım. Futbolun kurallarını bilmen lazım. Bizde her şey o kadar karışık ki. Yani diyor ki, efendim algoritmayla hakemleri atıyoruz diyor. Evet. Bizim maçta diyor ki algoritmaya gerek yok, ben atıyorum, bu yönetecek. Abi senin anladığın bir iş değil bu. Sen o zaman manipüle etmek için varsın o zaman devredesin. Doğru. Yani baba doğru. Teşekkür ediyoruz. Baba sağ olun hizmetleriniz için diyerek arkadaşla vedalaşmak bence en doğrusu. Evet. Büyüklerimize buradan arz ediyorum efendim. Abi spordan gidiyoruz. Gidelim spordan hocam. Spordan başladık, spordan gidelim. Buyur. İlginç bir şey oldu, bilmiyorum seyrediyor musun? Ben atletizmle bir parça ilgili olduğum için bu işleri seyrederim. Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda Belçika takımının 110 metre engelli yarışını koşacak arkadaş sakatlandığı için yerine gülleci koştu. Koşabildi mi? Fısladı. Maalesef fısladı ama yerine koşması şunu kurtardı. Hem takımı diskalifiye olmadı hem de 2 puan kazandırdı. Allah bereket versin. Sonuncu oldu maalesef çünkü engeli atlamak biraz gülleci için zor oldu. Zor. Tavsiye ederim seyretmeni. Zor ama seyretmek isterim hocam. Evet, ilginç oldu tabii bir güllecinin 110 metre engelli de. Niye onu seçmişler? Mesela Belçika takımında daha atletik, ona benzer iş yapan biri olabilir. Yani 110 metre engelliyi yapacak. Mesela ciritçi. Evet. Belki biraz ciritçi daha değil de uzun atlamacı. Hani. Ha olabilir. Demek ki o ellerinde bir tek o vardı boşta. Ya da o atladı, ben yaparım abi dedi. Abi değil, kadın ben yaparım kardeşim demiştir. Yapamadı. Evet. Sonuncu oldu ama olsun, Belçika'ya bir... şeyden kurtarmış oldu. Evet. Hocam yine sporla ilgili bir şey söyleyeyim. Buyurun. Bodrum'daki sevgili kızımız, evladımız Aysu Türkoğlu. Daha önce biliyorsun manşı böyle bir dikine kuzey kanalından geçmişti. Evet. Bu sefer de Yeni Zelanda ile Avustralya arasında bir bölgede yüzdü yine zorlu bir yerde parkurda. Evet.
Yani ben görüntülerini izledim. Yani o havada sen denize girip çıkmazsın. Ben zaten denize girmem de. Ha, yani girip çıkmazsın. Etrafta deniz anaları var, köpek balıkları var. Maddi bir getirisi var mı bunun, yoksa sadece bir şeref, madalya, heyecan? Yani kızımızın sponsorları falan var. Ha, var. Ama yine de bu yaşta yani göstermiş olduğu cesaret takdire şayan. Yani 7 saat 20 dakika durmadan yüzeceksin, hem de gece, bütün gece boyunca. O yandan gerçi seni takip ediyorlar ama yani tekneye mekneye tutunamıyorsun, bir şey yapamıyorsun. Tabii. Durduğun yerde sana su veriyorlar. İşte suyu kraker, içiyorsun, kraker mraker veriyorlar. Ha, bunları yediyip tekrar devam ediyorsun. Gerçekten müthiş bir başarı. Kızımızı da alnından öpüyorum. Sana helal olsun Aysu Türkoğlu. Helal ben de olsun. Bu arada sakalı alnından Affedersin. Öpüyorum. Ha. Belki sakal burada unutmazsa inşallah Aysu Türkoğlu kızımızın da bir fotoğrafını koyarsın. Hocam 3 haftadır... uyandırdım sakal, kusura yok, bakma. Yok estağfurullah, 3 haftadır program çekmeyince ben ne yapıyorduk unuttum biraz. Sen böyle oturuyordun, biz de konuşuyorduk. Hep aynı şey. Evet. Ben de sakalı alnından öpüyorum abi. Nedir? Geçenlerde sakal, ben şimdi geliyorum abi diyerek buradan gitti. 48 saat sonra geldi. Hayır, 2 saat sonra geldi, Amerikan vizesini aldım dedi. Buradan Amerikalı yetkililere sesleniyorum. Evet. Biz 2 ay uğraştık. Biz 2 ay uğraştık. Bu sakalı şeyi nedir? Yani sizdeki karşılığı ne? Karşılığı ne? Ne gördünüz? Yani ben bakıyorum bir şey görüyordum. Geldi 10 senelik vizesini aldı. Bugün de pasaportu eline geçti. Bir Rus firması sponsor olmuş sakala. Evet, gelecek ay, Temmuz ayında da bir aylık Amerika turuna çıkıyor. Rus firması, evet, sakala firması. Amerika'da gitsin gelsin diye sponsor olmuş. Evet. Vay arkadaş. Sepetli ya. Bir bisiklet, motosiklet. Sepeti var yanında. Rus motosikleti. Evet. Ondan. Ural marka. Meşhur güzergah mı yapacak Amerika? Evet. Rut 66'yı yapacak. Oradaki bayan sormuş Amerikalı, siz kimsiniz? Kendinizden bana kısaca söz edin demiş. Evet. Sakal işte şöyleyim, böyleyim, çok acayip filmlerin yapımcısıyım falan gibi. Yapımcısıyım derken kurgucusuyum demiş. Hı hı. Ben de çok severim falan filan. Cem Yılmaz falan, Ali Baba, Yeni Cüceler, İsmail Bey falan derken senden de bahsetmiş. 10 yıllık. Kenan Mehmetov falan almış. Abi ben anlamadım. Gerçekten anlamadım. Yanındaki 4 tane gişedeki adamlar 4'ü de red almış o anda. Buna okey demişler. Bu uyanık biliyor musun? Nasıl? Nasıl? Çünkü konuşurken hello man. Sakalı kesti mi acaba? Hayır, yok bence... kesmedim, böyle gittim. Ya da Amerikan aksanıyla konuştun. Yok, kadın da dedi ki ulan bu bizim topraklarımız. Gayet dürüst davranmış abi. Bence de bunu söyleyelim, herkese söyleyelim. Gayet dürüst davranmış. Evet. Amerika'ya niçin gitmek istiyorsun demiş kadın. Evet. Görevli. Ne Amerikalı. Demiş? Bu da demiş ki şu dünya gözüyle Amerika'yı görmek istiyorum. Suç mu demiş. Hemen. Suç mu dedin? Yok hocam, gezmek istiyorum şimdi dedim. Benden vize almaya gelse, şu dünya gözüyle Amerika'yı görmek istiyorum, suç mu dese, suç! Ömür boyu buna vize vermeyiz. Almış. Suç mu dememiş, onu ben egzajere ettim. Kavaat mi demiş yani. Görmek istiyorum Los Angeles, California, New York. Öleceğim gideceğim demiş şurada. Ha. Bir tatilim var, gideceğim, göreceğim, geri geleceğim. İşim gücüm var. İyi, aferin, adam hayırlı demiş, olsun. Bu dürüstlüğünüzden dolayı tebrik ederim. Zaten size Amerika'da çalışacak tip de yok. Hemen vermiş. Güzel. Ama bence gider gelmez bu. Gidişte ve dönüşte nelerle karşılaşacağını söyleyeyim de sürpriz olmaz. Kapıdaki adamdan ben ümitliyim. Evet. Son yani bir darbe. Cümle, uçağa binecek ya, gidecek. Evet. İndi New York limanına. Evet. Şey, havalimanına. Oradaki polise güveniyorum benim. Evet. Hani... Bütün inancım onda. O bakacak. Buradan çünkü vize alman bir şey ifade etmiyor Amerika'da, biliyorsun. Kapıda aynı. Veya diğer ülkelerde de öyle. Kapıdaki adamın yüzü suyu şeyine bağlısın. Evet. O andaki ruh haline. Mesela yengeyle kavga etti, çıktı geldi sabah. Oturdu o sinirle. Sen de ukalalık yapıyorsun. Sen de ilk bir şeysin. İlk gelen sensin. Evet. Lola yapıyorsun. Böyle kulağını mulağını karıştırıyorsun. Evet. Aynı uçakla iade. Geldiği gibi geri dön diyebilir. Ama adamın doğum günüyse ulan demiştir gelirken yolda. Cemse ile geliyor. Bugün kim gelirse içeri alacağım. İçeri 6 alalım. Ayda oturma vereceğim dediyse. Ama bu şanslıdır. Şanslıdır. Evet yani. Ama girişte ve çıkışta şununla karşılaşacağız. Söyleyeyim, yabancılık çekme. Girişte böyle bir hani ne oluyor, kim bu falan filan diye bir inceden bakıyorlar. Eyvallah. Bakıyorlar öyle. Çıkışta pasaportuna bile bakmıyorlar. Get out of here, you gotta fucking down diyor. Kovuyorlar pasaporta çıkış bile basmadan. Evet. Ayrıca Amerika'da şöyle bir ilginç bir şey oluyor. Ben de mesela 2 defa gittim. İkisinde de yabancılık çekmedim. Birincisinde hiç çekmedim.
Yani çünkü her zaman gördüğüm bir yere gitmiş gibi oldum. Filmlerde senelerce senelerce New York, bilmem ne, Kaliforniya, bütün sokaklarını arşın arşın gördüğümüz için tamam burası da bizim bildiğimiz bir yer. Burayı biliyoruz, başka ne var oldu? Öyle bir durum oluyor. Oluyor. Sakalı Çinişler bu Amerika seyahati içinde yardım topluyoruz. Aşağıya bir kutu koyduk. Evet. Senin de desteğini bekliyoruz. Sakala destek. Ne zaman? Dolar atacaksın. Ne zaman? Temmuz'da. Yazın hocam. Yazın. Yazın biz film bilim çekmiyor muyuz ya? Yok, bu sene bir şey çekmiyoruz. Bu yaz rahatsın sakal. Evet. Çekmiyoruz. Ama ne kadar belli kalacak? Olmaz yani bizim işimiz. Ne kadar kalacak? Bir iki hafta kalırım hocam. Ulan bir hafta kalınmaz. İki herhalde. Hafta hocam, iki hafta. Sadece New York'a mı gideceksin? Yok, ben önce Los Angeles'a gitmek istiyorum. Universal stüdyolarını gezmek istiyorum. Vay be. Hayatları var. Neyse abi, sakalın özel şeylerini bırakalım. Evet. Biz tuvalete gidemezken sakalın şimdi Universal stüdyolarını öner gitti bilir. Konuyu değiştirebilir miyim? Değiştirelim. Abi Vietnam'da bir abimiz karın ağrısı şikayetiyle doktora gitmiş. Güzel. Abi de ameliyatı almışlar hemen. Hamilesin demişler. Hayır. 45 santim yılan çıkmış. Yapma ya. 45 santim. Nereden girmiş? Ağzından. Nereden? Nereden girebilir? Dübürden. Yapma be. Mümkün değil abi. Doktorların işte sorgu sual edilmiş falan. Şüpheleniyorum demiş. Oradan girmiş olabilir. Bir inceleme, bir araştırma gerçekten oradan girmiş. Arkadaşım, nasıl için açıkça Vietnamlı, ismini yazmıyor. Chung Vy diyelim. Sevgili Chung Vy. Ya arkadaş, neyse. Hiç mi hissetmiyorsun? Yılan geliyor, şöyle bir kokluyor, mokluyor değil mi? İçeri dalıyor. Evet. İlerliyor. Uykuda olmuştur o. Bir kaşıntı da mı tutmuyor? Uykuda olmuştur hocam. Nasıl derin uykuyorsun abi? 40 santim yılan giriyor affedersin. Ne yapıyor yani? Şöyle yapsan canı sıkılır. Ya da çok küçükken yutmuş olabilir yılanı. Yok abi, yeni olmuş yeni. Geçen hafta demiş. Buralarda çok yılan mevsimiymiş. Yağmur yağınca yılanlar ortalığa çıkıyormuş. Ha. Tamam da bu adamın çamaşırı, iç çamaşırı falan yok mu yani? Peştemalle şeyle mi uyuyor yani? Demek ki anadan üryan cıbıl yatıyordu. Evet. Hafif bir de yan domale. Evet. Ondan sonra yılan gitmiş yolu bulduktan sonra. Sonra fark etmiş. Aa, burada bir şeyler oluyor diye. Karın ağrısıyla yapmış. Çıkartmışlar sonra. Vay yalan. Bundan sonra doktor reçeteye ne yazmış? Ne yazmış? Don. Bir don. Daha demiş don giy kardeşim, sıkı don giy. Hatta çift sen don. Demiş, hayır. Sen ne giyiyorsun normalde demiş. M giyiyorum efendim. S giy demiş. İyisiz. Daha dar. Abi small hissetmez giy. Mi bunu insan abi, ya? Bu işte bir şey var. Var. Bu işte bir şey var ama fazla da kurcalamayacağım. Evet. Herkesin özel hayatı. Evet. Fazla biz, şey bizi yapmayacağım. Bizi ilgilendirmez ama Vietnamlı Chung Chi'ye buradan büyük geçmiş olsun diyoruz. Yani belki de kendisi dünyada şu anda yani... Böyle bir listeye alınmıştır yani. Bak böyle bir adamın tabii, da başına bu geldi girmiştir. Diye. Belki tabii. Daha evvel ama literatürde 20 santimlik yılanlar, 15 santimlik solucanlar vardı. Ama bu 40'lık, bu 40 inç. Abi bu arada Kadir İnanır, sevgili Kadir İnanır abimiz de hastanede. Acil şifalar diliyoruz Kadir abim. Yoğun bakımdaymış ama normal odaya almışlar artık. Evet. Evet. Ona da acil şifalar diliyoruz. Geçmiş olsun. Sen Kadir abiyi tanırdın. Tanırım tabii. Çok sevdiğim, saydığım bir abimdir. Kadir abi adam gibi adamdır bak. Hakikaten öyledir. Hani böyle bir şey der. Ay çok maço falan filan. Ama Kadir kim abi... Kim diyor abi onu? Bazıları der. Ama Kadir abi dürüst adamdır. Dürüst, ilkeli adamdır. Söylediğinden geriye adım atmaz. Lafının arkasındadır. Mazlumun yanındadır. Daha ne olsun? Bir sanatçı için bundan güzel meziyetler olabilir mi hocam? Olmaz. Herkesin de sevdiği ve saydığı bir adamdır Kadir abi. Abi sen kaptanlık yapıyorsun. Herhalde. Geçen gün de buna şahit oldum. Evet hocam. Bir zodyak kullandınız. Evet. Yani ölümle burun buruna geldik ama yine de önemli değil. Evet. Sakal çekme yavrum beni. Evet. Çekme. Olaya ne dedik biz şimdi, ne konuştuk? Ne dedik söyle sakal. Kimin fotoğrafını koyacaksın? Kimsenin fotoğrafını koymayacağım. Kadir İnanır dedik ya. Ya hayır, onu anladım da fotoğrafınızı nereye koyacağım anladım ben. Kaptanlık geleneğinden geldiğin için abi, evet, uzak hocam. Yol kaptanı olmasan da kıyı kaptanı ehliyetin var senin. Evet. Baltimore'da bir tane kuru yük gemisi köprüye çarptı. Vay vay vay. Köprü helva gibi dağıldı abi. Demir köprü böyle birbirine monteli demir. Yapma be. Lego gibi gitti ya. Evet. Sakal nasıl oluyor? Abi ama tam ayağına vurdu yani. Ortasına mı çaktı? Evet. Abi soldaki ayağı üstte görüyorsun geçenleri. Yani son anda geçen var, geçemeyen var. Yani anasının hayır duasıyla geçen var, bir de geçemeyen var. Geçen gün ben ne aldım burada? Suyun içine düşünce camı kıracak parça almıştım. Dedi ki kaç defa suyun içine düştüm be abi şimdiye kadar. Al işte bak.
Gördün mü? Abi benim anlamadım. O geminin oraya yaklaştığını hani öngörebilirsin. Kaptan kaptan değilmiş demek. Hayır hayır. Şuna... Ölçü yok mu abi burada? Ölçünün öte abi. Ölçüsü yok mu? O geminin bir yanaşma hızı var. Yani o sırada köprüyü trafiğe niye kapatmamışlar? Ben onu anlamadım. Altından köprüyü geçiyormuş demek ki. Altından geçiyor. Ama baba bilmem kaç. Ya da dümeni kilitlendi. Belki de doluyken, abi şimdi doluyken gömülüyor ya. Evet. Doluyken geçti. Dönüşte boştu. Boşluğu hesap edeyim. Burada da bazen mesela köprü altlarına tırlar sıkışıyor ya. Ama boş dolu giderken aha hesap etmiyorlar. Hocam direkt ayağa doğru geliyor ama boşluğa doğru gelmiyor evet, ama ki. Ama yani köprünün bu kadar helva gibi dağılması ilginç abi. Tuz buz oldu ya. Ama hocam şimdi o gemi dediğin de kaç gross tonluk o. Şimdi bir de suda biliyorsun sabun gibi kayar tekne. Hele tonajı büyükse... Yani sen buradan frene basıyorsun mesela 6 kilometre sonra duruyor. 6 Boğazda kilometre, oluyor böyle. Belki de 10 kilometre sonra duruyor. Yani vitesi boşa alıyor hani arabadaki gibi. O kendi boş yok, değil kendi mi? Akıntı şeyiyle, hızıyla ve o süratle sabun gibi kayıyor. Bir de dümen kilitlendiği zaman da bir şey yapamazsın. Ne olacak şimdi? Abi, ölen onda, kalan var mı bilmiyoruz. Bilemem ama geminin zaten sigorta şirketi vardır. Köprü? Kardeşim köprünün bedeli ne? Abi öyle bir şey yok. Ölen var. Arabalar patır patır. Ölenle aileleri toplayın yavrum. Tazminat verelim. Ya bu kadar kolay mı abi? Ölen abi, aileler dedin de geçen Rusya'da olan olayı ne diyorsun abi? Korkunç ya. İnsaf ya kardeşim. Ya. Allah bu kadar vicdansızlık olmaz ediyorum yani, değil mi? Ayıptır ya. Bir kere daha Rusya'da olmuştu biliyorsun. Evet. Bir de tiyatro baskını olmuştu. Bu da tiyatro baskını. Konser. Bu galiba konsermiş konser değil mi? Hayır var. Tiyatro salonu sonuçta. Ha, tiyatro salonu. Yani orada oturan adam sözsüz masum adama gidiyorsun. Ya bu arkadaş hakikaten... Bunun mantığını anlamadım. Hangi abi ideoloji bu? Evet, neyi çözüyor yani bu? Yani neyi mesela çözüyor bu? Yani gidiyorsun sivil insanlara, günahsız insanlara, anasıyla, babasıyla, çoluğuyla, çocuğuyla oraya konsere gelmiş insanlara elindeki otomatik silahlarla tarıyorsun. Ne o? Yani ne yaptı? Evet, şimdi ne yaptı? Ben onu merak ediyorum. Nereye gitti yani bu? Yakalandın, bilmem. Yani bir şey de olmadı yani. Öyle öldüğüyle kaldı. Evet, evet. Ama yazık. Ama Vladimir Putin şırıngayla kan alır ben sana söyleyeyim. Öyle. Bırakmaz bunun peşini. Zaten şu anda öyle bir durum var da neyse o konulara evet girmeyelim. Bırakmaz yani. Bu arada abi geçen kış boyunca beni kar geliyor, kar geliyor diye dalga geçtin. Evet. Ve kar gelmedi bu mevsim. En yavan, kar anlamında en yavan mevsimini geçirdik. Maalesef. Bir uyarıda daha bulunmak istiyorum. Nedir? Yaz geliyor. Sevenlerime. Yaz hayır geliyor. Ha. Önümüzdeki birkaç günde atmosferden gelen tozlar evet İstanbul'un üstüne yağacak Marmara bölgesine. Dikkat ederim. Ne arabaları yapalım şimdilik yıkatmayalım. Ya arabaları koruyorsun sadece. Tabii. Toz geliyor. Herkes arabasına dikkat ve maske etsin takalım. Maske takalım. Şimdi arabayı gidip koşa koşa gittin, yıkattın. Sabah uyandın. Toz. Toz. Onun için uyarıyorum yani. Teşekkür ediyoruz araba hocam. Araba yıkama kaç para oldu abi? 200, 300. Yerine göre 500. Abi, sen abi nerede yaşıyorsun? Hakikaten nerede yaşıyorsun ya? Bana şunu anlatır mısın? Abi araba yıkama 500 lira. Ya bir arabayı nasıl 500 liraya yıkıyorsun abi? Ne yapıyorsun 500 liralık? Abi su harcıyor, deterjan harcıyor. Hocam eskisi gibi adam çalışıyor. Eskisi gibi böyle şaldır şaldır su da harcamıyorsun. Şimdi basınçlı olduğu için önce bir köpük, üstünden köpüğü tamam, götüren o da bir para su. Abi köpüğün litresi bilmem kaç euro olmuş. Adama sorsan senden benden çok ağlar ve sen de dersin ki haklı al ya 100 lira da fazla vereyim. Evet adam haklı ya dersin ama biraz insaf be abi be. Hakikaten abi insaf. Otoparkçılara mı gelince insaf oldu? Ya sadece ya çeyrek değil ekmek arkadaş bu nedir ya? Çeyrek ekmek köfte 150 liraya alıştık ya. Evet. Geçen gördüm çeyrek ekmek köfte 150 lira ve buna tamam canım falan diyoruz. Nasıl oluyor bu iş? E çünkü kör tuttuğunu topal yakaladığını sistemi var. Nasıl olsa hayat pahalı ya. Evet. Yaz 300, yaz 500, yaz 700. Ama son derece dürüst ve kaliteli esnaflar da var. Anadolu'da böyle mesela lokantalar var ev yemeği yapanlar. Adam diyor ki 3 kap yemek 75 lira. Nerede abi o? Evet mesela Merzifon'da diyor. 3 kap yemek vallahi 75 abi, lira. Merzifon'a mı gideceğiz abi şimdi? Yani biz Manisa'da köfteci var 110 lira diyor abi köfte. Tamam adam abi İstanbul 30 milyon neredeyse insanın yaşadığı bir metropolden bahsediyoruz. Evet. Burada çeyrek ekmek 150 lira olur mu ya? Olmaz çeyrek abi ekmek zaten gitti. Evet yani şansına da içinde 4 tane köfte varsa. Evet bir hafif bir kıyma tadı alırsın yani. Yani bilmiyorum. Ya arkadaş hakikaten bence sıfır atılacak abi. Abi sıfırın atılması bizi kurtarmaz. Kurtarmaz. Enflasyon anlamında kurtarmaz ha ama psikolojik bir şey olur. Yok seni tek yani kurtaracak. Yani çeyrek ekmek köfte 1 lira 50 kuruş olur. Hocam seni tek kurtaracak şey tarıma yatırım yapacaksın. Kendi Türk tarımını coşturacaksın. Sebzesiyle, meyvasıyla kalitelisini üretip kardeşim bak bu bizim malımızdır deyip yurt dışına satacaksın ki para Sayın kazanasın. Sayın Bakan geçen açıklama yaptı abi. Siyasete girmek istemem ama. Nedir? Ya buğdayı samanı dışarıdan alıyorsunuz bilmem neyi dışarıdan alıyorsunuz tepkilerine karşı. Paramız var ki alıyoruz dedi.
Ya buğday dediğin şey bu topraklarda üretimi başlayan bir şey. Evet. Bunu nasıl biz dışarıdan alırız? Evet, biz çünkü bir dönem Türkiye'nin en, ya Türkiye dünyada ya ikinci ya üçüncü sıradaydı buğday üretiminde. Nasıl oldu bu iş? Ne bileyim abi. Çünkü sen... buğdayı komik bir paraya alırsan, toprak evet. mahsulleri ofisi falan. Evet. Neyse abi, bu konulara girmeyelim. Girince... Canımız sıkılıyor. Hayır, iki tane seçenek oluyor. Girince sana ne diyorlar. Girmezsen de siz konuşmayacaksanız kim konuşacak? Kim konuşacak? Biz de ne yapacağımızı şaşırdık. Evet, biz de işinize bakın diyorlar. Konuşuyoruz. Biz işimize zaman. Bakalım. İşimiz bakalım bizim. Bakalım. Şu an bir saatlik zaman diliminde hayatın gailesinden bir an olsun insanları uzaklaştırmak. Bu arada hocam lafınızı unutmayın. Buyurun. Kadir abiden de bahsetmişken geçtiğimiz günlerde de Çiçek Arif'i kaybettik. Ha, Arif evet. Keskiner Arif abimizi. Keskiner, evet, yapımcı. Evet, umarım ki sakal orada uyuyakalıp Arif Keskiner abimizin de fotoğrafını... Gora'dan Arif'i koymaz inşallah. 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 Onun da bir fotoğrafını koyar. Arif abinin özelliği hocam... Çiçek Bar değil miydi abi? Çiçek Bar ya da Sinema Sevenler Derneği olarak orayı kurmuştu. Kendisi çok önemli filmlerin yapımcısıydı. Mesela Kadir abinin Selvi Boylu Mal Yazmalı evet. filminin de ha. yapımcısıdır kendisi. Otobüs filmi vardır meşhur, onun da yapımcısıdır. Evet. Hmm. Yani o İsveç'te çekildi. Evet, onların yapımcısıydı. Çok güzel işlere imza atan, çok kalender, çok dünya tatlısı bir adamdı Arif abi. Arif abinin yaptığı en güzel iş de hocam bu işte sinema sevenler ya da Çiçek Bar, Çiçek Arif'in yeri dediği yerde Türkiye'de ilk defa tiyatrocuları ve sinemacıları bir lokalde birleştirdi. Hmm. Biz hepimiz oraya giderdik. Gider miydin sen? Tabii. Hesap öder miydiniz yoksa geliyorum şimdi mi diyordun? Hesap ne öldü mü deyip kaçıyordun? Hayır, hesap öderdin elbette ama mütevazı hesaplar alınır. Böyle kimseye romamız rayla atlamazlardı. Ama dükkanın şöyle bir özelliği vardı. Her gelen insanı oradaki personel çok iyi tanıdığı için zaten dışarıdan gelenleri içeriye almazlardı. Yani sen mesela İstanbul'a geldin ya şu Çiçek Arif'e gideyim de... Üye olmayan giremez gibi bir durum mu var? Hani Çiçek Arif'e gideyim de bir iki tane artist göreyim diye kapıya geldiğin zaman efendim üye olmayan giremez. Teşekkür ederiz deyip gönderirler. Çünkü biz bir aileyiz. Burada aile içinde kendimizi eğleniriz kardeşim. Dışarıdan adama ihtiyaç yok denildi. Doğru bir yaklaşım değil. Bir de... Ayrımcılık bu. Ama bir de güzel tarafı vardı. Arif abi herkesin durumunu çok iyi bildiği için... Mesela ya çocuklar Can Yılmaz'dan iki ay hesap almayın. İki ay mı? Ha, çünkü... Can işte iki aydır çalışmadı, işi yok, gücü yok. Adam zaten kirasını zor ödüyor. Peki abi, küçücük bir ayrıntı. Evet. Kirasını zor ödeyen Can Yılmaz, evet. iki ayda çalışmayan Can Yılmaz. Evet. Çiçek Arif'in yerinde ne arıyor? Çiçek Arif'e niye geliyor? Orada bir tane yönetmen abimi görürüm. Bir oyuncu abimi görürüm. Ne yapıyorsun Can, iyi misin? Abi sorma, iki aydır ekmeğe pepe diyoruz. O da der ki, pazartesi gel başla. Ya şu Can'a bir iş ya çocuklar. Orada bir imece şey vardı yani, projeler konuşulur. Herkes ne yapar, ne eder, gelip anlatırsın, bir şey paylaşırsın. Evet. Yani bir bakarsın orayı köşede... mesela en iyi anlatan, özür dilerim lafını balla geçsin, anlatan bir sahne vardı. Şener abinin aşk filmlerinin unutulmaz yönetmeninde orada çekilmiş bir sahne vardır hatta. Evet. Herkes oradadır. Evet. Hakikaten de herkes oradaydı. Yani bir tarafta Tarık Akan, öbür tarafta Kemal Sunal, burada Zeki Ökten, burada Yaman Okay, Bülent Kayabaş, bunlar hep oranın müdavimleriydi. Hmm. Biz de hep giderdik orada. Hakikaten havası, atmosferi çok farklıydı. Allah rahmet eylesin. Kapandı mı orası? Yok, açık yine devam ediyor ama yani eski gazı yok be hocam. Eskiden evet. orası hakikaten sinemacıların, tiyatrocuların gittiği bir yerdi. Şimdi biraz böyle bir eğlence mekanı gibi olmuş falan. Yani havası kaçmış gibi geldi bana. Yine de haksızlık etmek istemem. Arif abiye de buradan rahmet diliyorum. Evet. Çok düzgün bir adamdı. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Abi yarın seçim var. Evet. Ne diyorsun? Kurtulduk siyasete hocam. Siyasete girdin. Futbola da girdin. Bari evet. ucundan da girdiğin için evet. bari sorayım. Ne diyorsun? Abi kurtuluyoruz artık. Neden? Çünkü bu sokaklarda devam var. Geliyor, geliyor, başkan geliyor. Ya onun bir faydası var mı abi? Abi tam tersine negatif faydası var. Evet. Ben negatif. Geçen gün o bir konvoyun arasında kaldım. Durduk yerde kaçamadım da sanki ben de o konvoyun içindeymiş gibi böyle. Elbette yani. Böyle böyle. Abi sen şimdi evinde yatıyorsun mesela, evet. uyuyorsun, sabah birdenbire herhangi bir partinin minibüsü bağıra bağıra şarkılarla, Muhtar türkülerle var. Geçiyor yani. Onu gördüğüm zaman ben oy vereceğim olsa da vermem. Evet. Vermem. Mesela muhtarlığı ben anlamıyorum. Özellikle büyük şehirlerde. Evet. Şimdi eskiden mesela muhtarlıkta ikametgah alırdın, nüfus cüzdan evet. sureti alırdın, bilmem falan bir şeyler alırdın. Muhtarla bir işin vardı. E şimdi bütün bunları devletten alıyoruz. Evet. Köy yerinde tamam. Belki kasabada da idare eder, evet. mahallede falan. Evet. Ama büyük şehirde muhtar ne iş yapıyor abi?
Bence gerçekten merak ediyorum. Bunu laf olsun diye sormuyorum. Muhtar ne iş yapıyor? Hiç bilmiyorum inan. Zaten bir sorun varsa belediyeye gidiyorsun. Şu an sadece adınıza gelen resmi evraklar adreste olmayınca oraya tebliğ ediliyor. Siz de gidip oradan imza ile alıyorsunuz. Tamam, o zaman olur. Kaç para muhtar maaşı acaba? Yeşil pasaport falan var mı? Silah ruhsatı? Bilmiyorum. Memur olmuyor mu sonuçta? Bilemiyorum. Ama şunu da anlamadım hocam. Şimdi mesela seçim gezileri oluyor ya. Her başkan adayı kürsüye çıkıyor falan. Hı hı. Mesela sen hayatında hiç kasket takmamışsın, kürsüye kasketle çıkıyorsun. Evet. Bir de şey, de o bölgenin futbol takımı. He. Mesela Çorum spor şeyi. Çorum. Geçiyor. Yarım saat sonra Isparta sporu takıyorsun. Yani seni kürsüde öyle kasketli ve o yörenin takımının atkısıyla gören adam, vay be Can Hoca da bizden lan verelim şunu oy mu diyor. Diyor. Herhalde ki bu senelerdir yapılıyor. Hocam bak sen hayatında kasket takmamışsın. Kafaya takınca yani şimdi burada söyleyince kelebek konmuş gibi oluyor. He. Yani iğreti olduğu belli. Evet. Mesela belli. O yörenin en yaşlısını bulup getiriyorlar. Ona bir sarılıyorsun falan. 70'lerde tabii. Yaşıyoruz gibi davranıyorlar herkes hala. O kadar demode ve o kadar demode. Gereksiz ki. Yani bu kadar masrafa gerek yok. Ben de şeye astım. O seçim şarkısı falan yaptırıyorlar. Ne o ya? Ama sen yani. Bu sene biraz şey ya. Ya bu sene derken bu seçimde. Zaten geçenlerde seçim yaptık yani. Evet. Hocam bana sanki bu seçimde katılım oranı çok düşük gelecekmiş gibi bir his var içimde. İstanbul için mi konuşuyorsun? Türkiye İstanbul genelinde. İçin ve Türkiye genelinde konuşuyorum. Çünkü insanlar ekonomik anlamda çok büyük sıkıntılar yaşadıkları için bana ne lan senin belediye başkanlığından diyebilirler. Anlatabiliyor muyum? Yani orada böyle bir İnşallah ben yanılırım ama İnşallah. Benim tahminim %68-%70 katılım oranı olur yani, maksimum. Ben biraz daha yüksek bekliyorum yani. Çünkü eğer şöyle değişik bekliyorum. Şimdi güya değişim isteyen bir kalabalık da var ya. Evet. O kalabalığın bir hamle yapması için bu seçimin yüksek tirajlı geçmesi lazım. Evet ama bakalım yani göreceğiz hocam. Zafer abi sana ilginç bir şey soracağım. Buyur. Sen damsız girilmez diye bir kavram bilirsin. Biliyorum. Mesela bir mekana gittiğimiz zaman sen ben sakal gitsek... Oradaki bodyguardlar veya yöneticisi, kapıdaki arkadaşlar falan beyefendi damsız alamıyoruz der. Evet. Geçenlerde İzmir'de 9 tane arkadaşımız mekana gitmiş. Güzel. Erkek arkadaş. Hı hı. Kapıdakiler demiş ki beyefendi damsız alamıyoruz. Onlar da alamıyor musunuz? Alamıyor. Peki kardeşim demişler bakmak zorundayım. Lütfen buyurun. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu diye bir yer varmış. TİHEK. Vay canına ilk defa duydum. Oraya şikayette bulunmuşlar. Evet. Cinsiyet temelinde ayrımcılık yasağını ihlal ettiği için 80 bin lira ceza kesmişler. Mekana. Helal olsun. Kime diyorsun bunu? Çocuklara. Hı. Yani sen bu damsız girilmez kavramına karşısın. Abi damsız girilmez kavramına karşıyım. Hı. Bir yerde illaki kadın erkek hep beraber ya da iki tane erkek bir yere eğlenmeye gidemez mi? Dört tane erkek bir yere eğlenmeye dünyada gidemez nasıl mi? Abi, bu? Abi dünyada öyle bir şey yok ya. Yani zaten orada insanları sen rahatsız ediyorsan hadi arkadaşım, hadi canım deyip seni zaten kapının önüne koyarlar. Sen içeriye giren adama daha kapıdan giremezsin, gelemezsin. Ne oluyor ya? Evet, bu niyet okuma oluyor. Ha, ya da damsız girilmez mi? Peki kardeşim, yarıma bir tane arıza yapan bir kadın aldım geldim. Beni sokmayacağım mı içeriye? İşte damsız, damız yani evet. Geldik damımızla geldik. İçeride yenge alkol bağımlısı. İçti olay çıkardı. E buyurun ne oldu? Kavalyesiyle beraber geldi kadın erkek. Bak rezalet çıktı ortalıkta. Böyle örnekler de var. Yani 9 tane erkek biraz kalabalık tabii. Yani abi ne olursa olsun sen kapıdan niye ya bir bak yani bu adamda yani olay çıkarma potansiyeli var mı? Yani şöyle bir şey olduğunu ben ilk defa gördüm. Yani böyle bir şey varmış. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu. TİHEK. Vallahi bravo. Rezervasyon talebini reddeden eğlence mekanına cinsiyet temelinde ayrımcılık yaptığı gerekçesiyle 80 bin lira idari para cezası. O 80 bin lirayı gelen müşterilerden şimdi nasıl çıkarırlar biliyor musun sakal? Cayır cayır. Ha? Acımaz öyle. Ama benim anlamadım. O kalabalığın içinde kim mesela? TİHEK var abi gidelim şikayet edelim diyen kim? Demek ki bir tanesi biliyor öyle bir şey olduğunu. Böylece hepimiz öğrenmiş olduk. Biz de öğrenmiş olduk. Arkadaşlar TİHEK diye bir yer varmış. Oraya gidip bu tür yani... Cinsiyet temelinde ayrımcılık yapıldığını anladığınız bir yerde evet. Kadın veya erkek fark etmez şikayet edeceksiniz. Evet. Demek ki çalışan bir kurum var burada. Ya bazı yerlerde böyle saçmalıklar var. Lokantada bile var abi. Aile salonumuz var Biro. Niye aile salonu var? Lokantayı bırak. Sen trene bilet alsana bakayım. Ne diyor? Kadın erkek yan yana oturamıyorsun. Erkek misin kadın mısın diye bir şey var. Yazıyor. Seçenek onu işaretliyorsun online'sa veya neyse. Hı hı. Değilse de orada nasıl söylüyorsun herhalde. Evet. Kadın erkek yan yana oturamıyor.
Abi şimdi nasıl oluyor? Mesela boş bir tane koltuk var. Hı-hı. Kadın oturuyor orada. Evet. Bir tane de boş koltuk var. Tek koltuk kalmış. Ben de gitmek istiyorum. Kadın olduğu için bana satmıyorlar mı? Satmıyorlar. Yer kalmadı trende diyorlar. Kadın bekliyorlar. Kadın daha gelsin. Bir tane kadın gelsin ki hemen onu onun yanına koyalım. Allah Allah. İşte yani orada da var öyle bir şey. Sadece barlarda var, yok. Var hocam. Maalesef var. Maalesef var. Ama dünyada yok diyorsun ha. Ben dünyada mesela biz Fransa'da bir iki yere gitmiştik. Biliyorsun. Hiç festivalde. Evet. Buyurun hiçbir şey demediler. Yanınızda kadın var, erkek abi, var. Bamsız girilmez demediler. Evet. Herhangi bir yere gittiği zaman kadın erkek karışık oturuyorlar. Medeni evet. insanlar gibi. E, aileler buraya. Bekarlar buraya. Öyle bir şey yok. Yok öyle bir şey. Yok bizde var. Haremlik selamlık yok. Bizde yok. De çok geride kalmış olması lazım. TİHEK miydi hocam? He? Kurumun TİHEK. TİHEK. Arkadaşlar TİHEK, evet. Bunu not edin Can Türkiye hocam. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu. Veya bakmak lazım sitesine. Her türlü, ne türlü şikayetlerde bulunuyor. Bilmiyoruz. Abi Ankara'da hastanede hasta bakıcılarımız hastayı sedyeden düşürmüşler. Hasta Hakk'a yürümüş. Ne diyorsun abi? Yandılar baba. Ya hastanede, normalde sen şöyle düşünürsün. Artık hastanedeyim. Evet. Artık hastaneye geldim. Hastanenin koridorundayım. Burada güvence artık altındayım. Bana bir şey de olsa hemen müdahale edecek doktora yakınım, hemşireye yakınım diye tam derin bir oh çekerken sedyeden düşürüyorlar. Sedyeden düşürüyorlar. Çünkü sedyeye düşürdüğün adamı da sabitlemen lazım. Koyduğun adamı. Tabii. En azından kollarını, mollarını falan ayağını bir bağlayacaksın ki abi bir şey olmasa. Adam ne olacak şimdi? Abi yandılar. Adli soruşturma. Anlat bakayım oğlum. Ne oldu? Ya nasıl arkadaş. Oldu? Hastanın yakınları ya, seni dava çek. Tövbe yarabbim buna gülünü mü? Ya arkadaş nasıl düşüyor ya? Abi düşer. Ya Louis de Funès vardı eskiden Fransız. Evet. Onun filmlerinde devamlı filmlerinde evet. bir sedyeden düşen... Evet, ambulansa doğru. konurken düşen, hep böyle düşmelerden skeç yaratırdı. Bizde kimse işini düzgün, layığıyla yapmıyor. Bence çünkü. Hasta bakıcı değiller. O da olabilir. Ya bazen futbol abi, maçlarında bizim da oluyor. Arkadaşlar var. Hastanelerde gelsin. Doktor görünümlü kaç tane şey çıktı öyle hatırlamıyor musun? Geçen yakın avukat zamanda. Çıktı. Adliyede gezen kız çıktı. Ha. Adliyede geziyor. Madiden avukat. Evet, tabii, madiden avukat. Mahkemeye girmiş, kazanmış falan bile hatta. Yapma ya. Tabii, tabii. Nasıl kazanıyor? Bir iki tane mahkemeye girmiş öyle çıktı ya. Nasıl vekaleti başkasının adına mı? Bilmiyorum oralarını. Hani. Ya, nasıl iş ya? Beyaz, abi beyaz önlük alalım gidelim Cerrah Paşa'ya. Gidelim. Bakalım ne oluyor? Ameliyata girelim. Ameliyata girmeyiz de bir iki yani. Doktor hasta bakalım. Bir tane haber vardı o güzeldi ama ya. Öyle sahte doktor diye hasta bakarken hasta yakınları dövmüş bunu. İşte. Tamam. Tabii ki doktoru dövmek düzgün hayır, şey, bir şey değil ama doktor olmadığını anlayıp mı dövmüş? Evet, evet. Tamam. Sahte zaman... doktorsun deyip Allah'ını seven yapıştırmış. Olabilir. Olabilir demeyelim de. Abi sen sahteysen seni döverler. Sahte olduğunu anladılarsa küçük bir dokunuş olur ama olur. Doktor olduğu için dövdülerse yok, hoş değil. Için tabii değil. Yiyorsa Avrupa'da yatsın da göreyim hadi. Için. Avrupa'da herhangi bir doktora görev başında şöyle ne oluyor lan desen 8 sene. Ha bir dakika Avrupa'da yapsın deyince tabii. aklıma geldi abi. Geçen Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde bir maçı vardı biliyorsun. Evet. Oradaki çılgınlıklar yüzünden Fenerbahçe'ye maç ceza verildi. Evet. Fenerbahçe'nin ne kabahati var abi burada? Sahanın sorumlusu Fenerbahçe değil. Emniyet evet. Fenerbahçe'de değil. Evet. Tribünü kontrol etmek Fenerbahçe'de değil. İsmail Kartal mı gidecek ayarlayacak? Hocam neden? Neden? Çünkü ne yazık ki bana kızıyorlar ama sevgili gurbetçi kardeşlerimiz aşırı sevginin ve aşırı heyecanın kurbanı olarak Avrupa'da evet. top oynayan takımlarımıza ne yazık ki destek vereceğiz derken zarar veriyorlar. Doğru. Ben bir kere gitmiştim mesela Marsilya, evet. Fenerbahçe-Marsilya maçına. Evet. Marsilya'da neler neler oldu. Yani bir ortayı mesela boşaltıp alıp götürdüler. Tabii. Yani biz de seyret maçı ya. İşte biz de Napoli Beşiktaş maçına gittik. Napoli taraftarı zaten deli. E bizim taraftar delinin de delisi. Öyle mi hiç geri vitesi yok. 2 gün 3 gün Napoli sokaklarında meydan savaşları yaşandı. Maç bu değil mi? Ya yani maça gittik ya. Şimdi bak ta konunun başına geldik. Dedin ya niye evet. ceza veriyorlar diye. Halil Umut Meler niye Trabzon'da maçı iptal etmedi? Hadi. Böylece kendi kariyerini de tehlikeye attı. Sen UEFA'nın maçlarında görev alacak potansiyele sahip olduğunu düşündükleri için seni gel şu yarı finali yönet, gel şu çeyrek finali yönet, gel şu maçı yönet diyorlardı. Ama şimdi diyecek ki babacığım ben bakıyorum sahaya her şey yağmış, adam maçı iptal etme basiretine sahip değil. Burada da Fenerbahçe'nin ceza almasının sebebi Fenerbahçe gurbette top oynarken aşırı heyecan ve aşırı alkolün etkisiyle sahaya havai fişek atmışlar. Evet, havai meşale atmışlar. Fenerbahçe'nin ne kabahati Fenerbahçe taraftarları atmış. Olabilir. Bunun kontrol etmeyen
Polis? O da diyor ki baba attın mı sen meşaleyi? Hangi tribünden geldi? Bu takımın tribünlerinden. Bundan sonra bu takımın taraftarlarına 2 maç, 3 maç ceza verip gelmesinler. Bence yanlış. Sen Avrupa'da maça gittin. Polis nasıl arıyor? Arıyor. Peki niye aramamış? Demek ki içeriye soktu onu. Adam da böyle hani şey yapmayayım dedi. Olur mu öyle abi? Ne alakası var? Abi efendi efendi seyredeceksin. İşte diyorum, sahaya bir şey atma be abicim ya. Sahaya atlama, bir şey atma, şişe atma, taş atma, çakmak atma. Ben Azerbaycan maçına gitmiştim mesela Hollanda'da. Ayakta kimse yoktu ya. Bırak bir şey atmayı. Tabii. Böyle şş şş alkışlıyorlardı. Evet. O kadar. Hocam bak biz yıllar önce Beşiktaş-Chelsea maçına gittik. Maçın başında Fenerbahçe ve Galatasaraylılar arasında kavga çıktı. Biz Beşiktaş-Chelsea maçına gittik. Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarları birbirlerine girdiler, gurbetçiler. Polis geldi, bunların etrafını böyle çevirdi. İçeriden böyle alabalık havuzundan, alabalık seçer gibi alıyor, kelepçeyi takıp gönderiyorlar. Orayı böyle olduğu gibi boşalttılar abi. Biz de dedik ki ulan orası yakın ya, bari gidelim biz oturalım. Bir gittik, gördük, bir dakika nereye? Ya dedik orası boş, sizin yer numaranızın neresi? Yerinize geçin. Orası hemen orada kalacak. Da bir Türklük gösterisi yaptı. Gösterdik daha yakında oturalım diye ama yemedi. Baba dedi ki herkes yerinde oturacak. Burası boş kalacak dedi. Peki abi dedi. Zafer diyorum. Nurettin. Şeyden o kadar Nurettin. Abi konudan çok uzaklaştırmışsın. Evet. İsimleri de karıştırır oldu. Estağfurullah. İsim Sakal. İlker. Buyurun hocam. Ne kadar oldu? Hoş geldin canım aramıza. Merhabalar hocam. Abi aklı fikri şeyde olduğu için şu anda Amerika programını yaptı. Ya tamam vereceğiz de oraya mi gidiyorsun Sakal yoksa birisiyle mi gidiyorsun? Birisiyle Alptekin'le gideceğiz hocam. Ha, Amerika'ya. Evet, Kaliforniya'da abisi yaşıyor onun. Alptekin'in de vizesi falan tamam. Ben sana ne olacağını söyleyeyim. Bir iki ay önce aldı o da. Ha. Yeni aldı o da. Ben sana ne olacağını söyleyeyim mi? Alptekin vatana gelecek. Alptekin Sakal nerede? Abi Sakal Amerika'da evlendi. Orada kalmaya karar verdi. Ben daha evlenmem Zafer. Vallahi. Bir dakika. Bunu... Bak Sakal. Keşke elimizde bir kayıt cihazı abi, olsa. Abi nasıl kayıt cihazı? Kamera var. Bir daha söyler misin? Ses iyice duyulsun. Ben daha evlenmem hocam. Tamam tamam. Teşekkür ederim. Bu kaçıncı bölüm? Bu bilmiyorum ki kaçıncı. Tamam numarasına bakacağım bu dursun. Şöyle bir şey yapalım mı? Bir küçücük bir iddia olsun mesela. Yap. Evlenirse evlendiği gün güzelce bir dövebilir miyiz? Dövebiliriz. Yok ben senin hoşuna gidecek bir iddiada bulunayım mı? Eğer evlenirsem şirketteki tazminat haklarından vazgeçeceğim. Tazminat hakkın yok senin. Nasıl yok? Yaptığın bütün hatalardan dolayı devamlı eksizdesin. Hangi hatalarım mesela? Mahkemede karşına çıkacak. Sizin dosyan duruyor. Sen yeter ki hani bazı olaylarda diyor ya benim mahkemeye ver. Ahmet Çakar çok yapar mesela. Benim mahkemeye verin. Yani mahkemeye verin ki mahkemede her şey çıksın. Ver benim mahkemeye kardeşim. Ben kalem çıkartacağım değil mi? Ahmet Çakar. Senden ben tazminat almayayım da ona ama dikkat et. Ama Ahmet Çakar hocamın hitabetine bayılıyorum ben. Çok akıllı adam ya. Ya ben şimdi burada sana sen ne aşağılık, ne alçak, ne şerefsiz adamsın desem... Ki demiyorum. Böyle ani virajlar oluyor da bayılıyorum ya. Ahmet hocama da selam. Ama çok mahkemesi falan var. Herhalde vardır hocam. Ya. Değil mi? Mahkemesi çok. O bitmez mahkemesi. Mahkemesi bitmez. Kaç dakika dedi ya? Güzel sürelere yaklaştık. Ne demek abi? Bu nasıl bir yuvarlak bir cümle ya? Peki Sakal, tatilini bölmek istemem ama Amerika seyahatiniz dışında başka seyahatler olacak mı bu sene? Bu sene Haziran'da İtalya'ya gitmeyi düşünüyoruz motosikletlerle. Oh ne güzel. Hatta seni de katmayı düşünüyoruz. Yok sağ ol teşekkür ederim. Evet, başka? Yani iki hafta Haziran'da bir İtalya var. Var planlandı. Planlanıyor hala. Abi bir şey sorabilir miyim? Sizin derken arkadaşa sorar mısınız tatili kaç gün? Abi, mesela bir ay Amerika, iki hafta İtalya. Şimdi iki hafta İtalya, iki hafta Amerika oldu bir ay. Tamam. Başka tatil planınız var mı? Yok şimdilik yok. Yani bu yeter be Sakal yani. Daha ne olsun be abi? Yok bence Temmuz boş kaldı Sakal. Yani Haziran boş. Bu iki seyahati yapınca para kalmayabilir Can abi. Yani. Olsun lan Can abim var. Yok öyle bir şey. Hocam her çocuğa bir şeyler de üçüncü tatilini yok, de yaptı arada ya. Almanya'ya gelmeyi düşünüyordu motorla. Bir peni vermem. Vallahi. Evet. Abi ben 10 yıldır Almanya'ya gitmek istiyorum motorla. Bir türlü gidemedim be hocam. Ne zaman gideceğiz hakikaten oldu. Ya? Biz gidelim beraber. Ozan'a bile iddiaya girdik ya biliyorsun Ozan'la. Evet iddianın boyutlarını tam söylemek istiyorum. Tam 8 sene oldu hocam. 8 sene oldu. 8 sene oldu. Gideceğiz. Vay arkadaş ya. Gideriz peki. İnşallah. Gitmeden yani ölmeden gidelim. Hocam gidelim. Çok kaç yaşına ya kadar gelmeden gitse iyi olur? Yani elin ayağın tutuyorken bence gitmen daha mantıklı. Mesela sizin grubunuzdaki en yaşlı kişi kim? Bizim gruptaki en yaşlı kişi 68 yaşında. Tek mi kullanıyor yoksa evet, partneri tek falan yok, bir şeyler yok tek olsun kullanıyor hocam. Goldwing. Ha, tek. İki teker. Ha. Motorlarla gidiyorsunuz. Evet evet motorlarla.
Diyorlar ya bunlar gümüldür, mümüldür, ha. Norveç falan. 68 yaşında. Hı. En genç kişi kaç yaşında? En gençleri benim hocam 40 yaşında. Ha, çok yaşlı bir grup aslında. Evet. Yaşlı. Sen öncü müsün, yancı mısın, nesin sen? Şimdi toplu sürüşlerde böyle 10-15 kişilik gruplar haline giderken Sina abi bize böyle 2-3 kişiye de ştaf görevi veriyor. Biz yanda sarı yelekli, güvenlik koruyucu. Abi şey işte yanda 3-4 motor, biz o grubun güvenlik şeyini sağlıyoruz. Ne yapıyorsun mesela? Merak et. Şeritten çıkmamasını sağlıyoruz. Mesela ne yapıyorsun? Şeritten çıkınca düdük mü çalıyorsun? Düdük çalmıyoruz da uyarırız işte, yanına yanaşıyoruz. Hani şeyini takip et. Yani ben şunu merak ediyorum. Sen bu gruba gireli daha bir ay olmadı. Bir ay ne oldu. Ara o grubun şeycisi hocam, oldun? Bir ay derken 2016'dan beri ben Sina abilerleyim beraber. Aynı gruptayız. Vay arkadaş, hiçbir yani, şeyden haberimiz yok ha. Son bir senedir de yönetimdeyim ben. Benim şundan haberim var, ben aidat ödüyorum. Ha, doğru. Bizim aidat geldi diyor mesela. Bana beş bir tane şapka getirmiş. Hocam yapma, seni bütün mu? Gezilere davet ediyorlar, gelmiyorsun. 50 liralık bir şapka. Nisan'ın sonunda Çeşme'de sezon açılış partisi var. Evet. 3 gün konaklama yapılacak. Evet. Davet ettiler misafir olması için her şeyini karşılayarak. Gelmiyor. Ben gelmem. Bir dakika, gelmiyor sezon hocam. Açılış mı? Ne sezonu ya? Hocam Nisan'da hani havalar açılıyor. Artık motor sezonu başlıyor ya, sezon açılışı abi işte. Fedon Deniz'de düştü mü sezon açılır. Bir dakika dur, güzel bir şey söyledi. Her şeyi onlar mı karşılıyor? Evet. Senin... Bu bilgiyi vermen, ben her şey ne? Otel konaklaması, yeme tamam. içme, dışarıda yani yeme içme. Benzin? Benzin sen karşılıyorsun. Zahmet benzini de sen aldın Can Hoca, onu da biz benzin tutuyor abi. Abi dur şimdi, ben seni otelinde misafir ediyorum, yediriyorum, içiriyorum, gezdiriyorum. Sen diyorsun ki bizim benzin ne olacak? Olmaz öyle şey. Benzini versin, ben kendim yerim. Ben ekmek arası helva yerim abi. Helva mı? Sen helvanın kilosu kaç lira? Benim var mı? 1000 lira, 1000. Evet, bin. Helvanın kilosu 1000 lira olmuş. Arkadaşlar lütfen. Yani benim bildiğim helva en alt düzey karın doyurma şeydi mi? Biz mesela askerde yerdik helvayı. Evet. Doğru, ekmek arasında. Bilinen hani inşaatlarda yenir. Ekmek arası helva güç versin, enerji evet. versin diye. Nasıl kilosu 1000 lira oluyor ya? Doğru. Nasıl bir helva bu? Altın helva mı? Altın helva değil altın işte. Elma. Demin dediğimiz, bak ta başta konuştuğumuz benim neyim eksik, ben de fiyatı artırayım dalgası bu. Abi bir şey alıyorum 50 lira, bir şey alıyorum 500 lira, 1000 lira, biz de helvayı 1000 lira yapalım abi diyor. Ama sen hala fiyatlardan çok uzaksın. Demin içeride bir rakam söyledin mesela. Evet. Nereden baksan 1000 lira dedin, o dediğin şey 25 bin lira. Evet, ben biraz güncelleyemedim abi, bu işe, ben alışamadım abi. Gerçekten alışamadım abi. Yani çok şey geliyor. 6 kişi bir yere gitsek ne hesap veririz diyorsun. Sen diyorsun ki mesela 12 bin lira veririz diyorsun. Halbuki o 3 kişi. Ha. 3 kişi bile değil. 2,5. Ayıp ya. Vallahi. Ama maalesef. Sakal buna rağmen işte benim anlamadığım bir şey var. Bazılarının konforu hiç değişmiyor abi. Değişmez. Enflasyon var, adam yine geziyor. Yani. Her şey benzin olmuş. Ama 45 hocam, lira bir şey yine geziyor. Şimdi örnek verebilir miyim burada? Verelim. Lafınızı keseceğim. Buyurun. Versin. Yani siz de biliyorsunuz 2016'da da biz beraber Yunan'a gittiğimizde evet. oturup yemek yediğimizde aynı parayı ödüyorduk. Euro 1 liraydı o zaman. Yani, tamam ama yani Yunanistan'da ödediğiniz para aynıydı yani. Ortalama 40-45 euro bir hesap ödüyorduk. Abi. Doğru söylemiyor abi. Daha o 3 zaman ay önce gittiğimizde gene 45 euro ödedik. Euro 1 lira 75 lira kuruştu. Tamam. Şimdi 45 lira. Hayır, 1 lira 75 kuruştu ama Yunanistan'da gidip bir yerde yemek yediğinde baba bizim hesabımız 4 kişi 68 euro diyor. Şimdi git 70 gene. Euro diyor. Ha, tamam o doğru. 168 euro tamam, demiyor o adam. Doğru, o doğru. 60 euro ise yine 62 olmuştur belki. Belki o olmaz. Kadar. O tamam ama 40'la çarp, 35'le çarpmıyor mu bu adam? Tamam, ben kabaca bir örnek euro vereyim. Kazansa, yaptığımız... Euro kazansa problem öyle. Değil. Ama şöyle bir örnek vereyim o zaman. Kabaca bir plan yaptık. İşte 2 hafta bu Avrupa böyle işte Romanya üzerinden gidip Avrupa, İtalya'yı gezip tekrar Bari'den Yunan'a dönüp oradan gelmek. Mesela ortalama 25-30 bin lira benzin tutuyor. Konaklama, yeme içme vesaire her şey dahil 100-110 bin liraya mal olacak. 2 haftada böyle... 150 bin lira. Yok, 100-110 bin, maksimum 120 bin lira. Sever abi hiç 110 bin liraya tatil yaptın mı? 120 bin liraya... Tamam, ben de bir şey soracağım. 120 bin liraya yazın Bodrum'da kaç gün tatil yaparsınız? 2 gün. Teşekkür ederim. Evet, evet. Yani bir de Yalıkavak marinaya vurarsan... yarım gün. Tabii, cayır satırlar. Bodrum'da o fiyata yarım gün tatil yapalım. Ya da Antalya ya da şansın İzmir, varsa Çeşme, bir de lambacı yiyorum. Abi bayramda var ya, esnaf he? nasıl bekliyor biliyor musun şu anda? Bodrum, Çeşme, Galaçatı, böyle Allah! Geliyorlar abimiz. Herkes ama peki hazır. O geliyorum abimiz diyenler ya gelmezse? İşte gelirler hocam. Şimdi orada oturanlar mecbur gidecek. Tabii. Bodrum'da evi var. Evet. Gidecek mecbur falan ama...
turist olarak gelenler ya gelmese bu Yunan kapılarını açtılar falan. Yunan kapılarını açmaları... Adalar falan açıldı. Evet, biraz oradaki işi canlandırır. Evet. Yani bizde rekabet etmeye yani böyle bir aralsa, ulan orası mı burası mı dersen o taraf ağır basar abi. Yani burada bizde çünkü insaf yok diyorum sana ya. E bu şartlarda gidilmez mi hocam yurt dışına şimdi? Abi gidilir. Bizde bayağı tavuk boğazlama var. Tabii. Bak sen demin dedin ya evi barkı olanlar mecbur gidecek. Hayır, Bodrum'da evi barkı olanlar... Dışarıya çıkıp kolay kolay yemeğe gitmezler. Yani özel evde yiyorlar. Ya da birbirlerine yemeğe gidiyorlar. Davet veriyorlar evde. E sen şimdi isim vermeyeyim ama Yalıkavak'ta hani meşhur bir balıkçı var yani. Şimdi mesela orada böyle kapıdan içeri adımını attığın anda zaten diye ses geliyor. Sen bir şeye bastım zannediyorsun. Yok, o sinyal veriyor işte. Sinyal veriyor. Hani Amerikan filmden ne oluyor? Zil olur. Kapıya. Orada da o ses geliyor. Evet. İşte ama bu arkadaşların da açgözlülüğü yüzünden Bodrum'da, Çeşme'de bütün o turizm bölgesinde sezon kısalmaya başladı. Evet. Eskiden hatırlarsan Bodrum'da, Çeşme'de sezon 3 aydı. 3,5 aydı. Alanya'da 4 ay, 5 aydı. Şimdi giderek kısalmaya başladı. Çünkü ekonomik anlamda, insanların da maddi anlamda evet, gücü olmamaya başlayınca, maddi anlamda senin elin güçlü olmasa sen nasıl tatile gideceksin abi? Abi geçenlerde bir tane İngiliz vardı işte. Bir aylık orada geçirdiği paradan daha az bir paraya burada 5 yıldızlı otelde bir ay kalmış. Kalır. İngiltere'de tabii. Niye üşüyeyim diye herif. Evet. Mis gibi hava var burada. Enayi miyim? Tabii. Haber olmuştu. Tabii. Ne diyeyim hocam? Allah insan versin. Böyle koskoca marka söyleme görmüyor. LG televizyonu almış götürmüş. Yuh. Ya arkadaş, peki o bu asansörden iniyor. Peki, okey. Bavula koymuştur bence. Hayır abi, elinde. Otel elinde. Odasından mı? Evet, varmış. Elinde. Abi elinde LG televizyon nasıl çek yapıyor? Çek var, koltuğunun altında da koca televizyon var, gidiyor. Gidiyorlar. Kapıdan tam minibüse binerken yakaladılar. Allah. Ya bunu nasıl peki yani anlamadım. Ne kafayla alıyorsun ya? Gözünü LG'yi bürümüş. Demiş ki otelin hizmetinden yeteri kadar memnun kalmadığım için evet. Bunu kapa şey yani ceza olarak. Sevgili kardeşim otelin hizmetinden memnun kalmadım bunu otel yönetimine bildirdin mi? Bildirdim. O da televizyonu al git dedi. Onlar da iyi, al git televizyonu dediler. Hadi ödekelim. Al. Ya da bir numara söyle ya da kutunu açacağım mı dediler. Abi, belki bir yarışma vardır abi. Yok abi. Hani televizyon, tencere, havlu. Yok. Şimdi dünyanın birçok yerinde de hocam mesela hatıra olarak otelden alınan havluya mavluya hani kimse bir şey ben demez. Hani o, küçük bir havluyu abi. Almışsındır diyelim. Adam, hırsızlık abi. Hayır adam onu en azından şey eder hani ya tamam alt tarafı bir ama sen koca bornozu alıp gitme be abi. Yok abi ben havlu yani, bile almam. Evet. Evet Sakal, ne diyorsun? Kaş göz etme. Tamam, hadi. Tamam hocam. Ha, ne oldu? Programımız bitti mi ya? Böyle. Bu ne demek? Yani karnım acıyor. Onda ben yokum hocam. Karnım ben yaklaşık acı. 2,5 haftadır diyetteyim. Vallahi. Aa, evet. Kaç kilo verdin? Ben bunu niye gündeme getirmedin? Hocam yaklaşık şu an 6,5 kilo kadar kilo verdim. Nasıl? Aç kalarak? Yani günde 2 öğün full karbonhidratı kestik. Ulan Tokyo'dan öğreniyorsun değil mi bu işi? Yo, ben diyetisyene gitmeye başladım hocam. Hocam Tokyo günde yarım öğün yiyorum abi dedi. Yalan be abi. Yarım öğün. Sabah gördüm koskoca yağlı yağlı poğaçaları. Allah aşkına vay arkadaş. kimse yokken yiyor. Vay arkadaş be. Tam evet. Ensesindeyim, beni görmedi. Evet hocam geldik evet. Programımızın sonuna. Sevgili dostlar, yerel seçimler hayırlısıyla bitiyor. Biz de bu hengameden artık kurtuluyoruz. Bu bir daha 4 sene seçim yok diyorlar ama bazıları da dur bakalım o kadar da öyle değil falan diyen de bilmiyoruz var. Bilmiyoruz abi yani çünkü ne olup ne biteceğini bilemeyiz. Zaman ne götürür ne götürmez. Ama neticede burada bütün arkadaşlara başarılar diliyoruz. Evet. Umarım hayırlı uğurlu olsun ülkemiz için. Kavgasız gürültüsüz bir seçim olsun. Çünkü biz neticede ülkeyi yönetecek değil şehirleri idare edecek adamları seçiyoruz. Aklınıza kim yatıyorsa abi şu adam bu işi yapar, bu adam bu işi yapar diye düşündüğünüz kim varsa gidin oyunuzu ona verin. Evet. Hakkımızda hayırlısı olsun diyelim. Hanımefendiler, beyefendiler uzun ve mecburi bir aradan sonra nihayet yine burada olan Burada Kalır programımızda sizlerle beraberiz. Bu arada hocam turnelerimiz var bizim biliyorsun. Var. 28 ayın Sakal, 28'inde şey yaparız. Antalya'da tamam. Turnemiz var. Başka nerede? Hocam ne oldu Azerbaycan'a gidiyoruz? Evet gidiyoruz abi gidiyoruz. Bakü'ye gidiyor muyuz? Gidiyoruz. Ayın 20'si miydi, 21'i miydi? Dur bakalım, sorarız şimdi bir daha, emin ha, olalım. Belki emin olalım da altyazı yazdım. Evet. Efendim programımızın sonuna geldik ve her zaman olduğu gibi programın kapanış anonsunu kıymetli misafirim, daimi misafirim Can Yılmaz yapacak. Buyurun genç adam. Hoşça kalın dostlar.
İşte bu doğallıkta. Bu. Bu. Abi, hoca senin sakal. Var ya radyolarda manitacı şiirler okuman lazım. Değil mi? Bu romantizmle böyle. Yok abi ya. Hani ellerim sıcak ağlamaklı falan filan. Sakal şu anda tatil moduna girdi abi. Kesin, pasaportu, vizeyi falan alıyor. Biz burada programı çekerken oradan bakıyor. Devamlı rezervasyon yapıyor. Brut 69 bilmem neler oraları falan geziyor. Vay, inşallah bize de bir şey getirir Amerika'dan. Getirir. Bir tane getirir.